Abu Bakar açıklaması ee, için ne diyorsun abi? Sergen Hoca'nın. Yani bir Abu, üslup sert bir şekilde. Yok, oynamayacak. Yani orada bir şeyler var. Oynasa da oynatmayacağım gibi bir sert o, bir tonda söyledi. O, 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 orada orada, orada e, bir, bir şeyler var. Yani bir sıkıntıların olduğu bir gerçek orada. Yani belli ki belki oyuncuya şu söylenmiş. Yani bizim sana ihtiyacımız var. Şimdi Bundan önceki maçlarda söylendi. O da dedi ki tamam dedi oynadı sakatlandı. Şimdi belki bir noktaya geldi sakatlığı, iyi. Yani i̇yi dediğimiz tam iyileşmese de bir noktada. Yok yok, sakatlığı kesin. Kesin ama bak. Kesin sakat. <laughs> Şimdi o Beyan da... esastır, beyan esastır. Ya beyan esas ama... Yok yok, beyandan değil, sakat. Yani bu konuyu ciddi ciddi Beşiktaş yetkilileri, yönetimi, Beşiktaş e, to, e, tıp heyeti, herkes ciddi şekilde çoktan sorguladı. Söylüyor da. E, yok yok, e, çocuk sakat ama zam istediği de bir gerçek. Bunların tamam. hepsini ben teyitli bilgi olarak tamam. size sunayım. Tamam. Buradaki... Ama sakat yani Bur... sakatlığı tamam. nedeniyle Şimdi bazı oyun... Ama Sergen Hoca Abu Bakar'ı defterden sildi. Onu Şimdi da bazı oyuncular sakattır ama der ki adamın bir forma, aşk işte nasıl derler. Şimdi mesela falka oynamak istiyormuş. Adam tam iyileşmedi ama oynamak istiyorum. Yani adam sonuçta gol lazım, averaj lazım, iyi bir golcü lazım diye düşünüp. bu İyi maçta penaltı atan bile lazım yani, şu an he, yani. Yani Muhtemelen ben kendisine şunun dendiğini düşünüyorum. Yani bizim sana ihtiyacımız var. Hiç olmazsa 30 dakika, hiç olmazsa 20 dakika, hiç olmazsa 15 dakika bizi idare et, oyna. Eğer o, o da iddialar doğruysa bizi o da, yarı yolda bıraktın. O da e, cümlesinin altında evet. Sergen Hoca, Serkan Korkmaz bu zaten ki zaten şans vermez ya. Yani. Zaten Bakar, hayır, oynama bence, ihtimali olsa bile vermez. Bu belki bu bence denmiş. Oradan da hayır ben tam iyileşmedim daha önce de tam iyileşmeden oynadım böyle bir sakatlık yaşadım şimdi kendimi tekrar riske atmak istemiyorum deyip hocanın da ses vurgusunun altında bu yatıyor bence. Ama... İlk anı hatırla Abu Bakar'ın ilk sakatlanıp çıktığı anı hatırla. Ne demişti Sergen Yalçın maç sonrasındaki basın toplantısında sezon sonuna kadar Abu Bakar bizimle değil, değil arkadaşlar dedi. Ondan sonra arada sırada Abu Bakar yetiştirilmeye çalışılıyor. Abu Bakar bu maçı kaçırdı ama bir sonraki belli değil gibi haberler hep çıktı. Ama benim kulağımda yankılanan hep sakatlanır sakatlanmaz devre arasında çıktığı maçın hemen sonrasındaki Sergen Yalçın beyanıydı. Hatırlayın. Herkes de hatırlayacak. Ama o zaman tabii daha şeyler şeyler... Abu falan... artık bizimle birlikte değil sezon sonuna kadar dedi. Dedi dedi doğru. Söyledi. Yani Sergen Yalçın orada futbolcu bu. Zaten en kötü ihtimal öyle düşünün. Üst düzey futbol oynamış. Neresinde ne olduğunda ne kadar oynayıp ne kadar oynamayacağını biliyor. Ama Sergen Yalçın'ın Abu Bakar'a kızgın olduğunu hissediyorum Murat. Sen de katılacaksın. E ses tonundan bu çıkıyor. Ses tonundan Zaten da belli. Yani, evet. Zaten bilgilerimiz de bu yönde. Beşiktaş'ın bunlar... da buna takılmaması lazım tabii artık. Ki, yani tabii tabii bu, bu bir final maçı. Bunlar teyitli bilgidir. öyle, yani öyle. Teyit edilmiş yani. bilgidir. Benim söylediğim dedikodudan bahsetmiyorum. Sakatlığı yok. Sakatlığına yani sakat olmamasına rağmen oynamıyor. Çünkü bir maç daha oynarsa sözleşmesinin uzayacağı e, parayı kabul etmiyor. Bu bakar iddiası. Yani bu yakıştırma yapılabilir ama sakat. Bu da teyitli bilgi. O yüzden oynamıyor. Sakat olmasa yine bir şekilde e, profesyonel bir futbolcu, e, Beşiktaş kulübü e, yöneticileri, yetkilileri, teknik direktörü Sergen Yalçın, Abu Bakar'la uzlaşarak şu zorlu dönemi geçerdi. Ama sakat. Oynayamıyor. Ama maaşına da %100 zam istemiş. 1,5 milyon euro zam istemiş. 500 bin düşmüş menajeri e, ve... Yani orada sıkıntı var. Sergen Hoca da kızmış. Aynı kızgınlığı kimle görmüştüm? Fatih Terim'de görmüştüm. Gomis'e karşı görmüştüm. Aslında çok seviyorum Gomis'i ama durduk yerde devam eden sözleşmesinde 500 bin euro zam istemesi yani hiç adil değil. Diğer arkadaşlarına bunu nasıl izah ederiz? Bu konuşma bizzat Fatih Terim'in konuşmasıdır ve şahitli bir konuşmadır. İşte o süreç Galatasaray'ı sonra nerelere götürdü? Ha Abu Bakar konusunda ben Beşiktaş'ın yoluna Abu Bakar'la devam edeceğini artık bundan sonra çok sanmıyorum. Çünkü kalpler kırıldı. O biliyorsun vazo kırılınca tamir etmek kolay değil. Abu Bakar'la Beşiktaş'ın arasındaki vazo kırıldı ama sakat olmasa oynardı. Çünkü şu anda takım zor durumda. O da isterdi kariyerine bir şampiyonluk daha eklemek. Fakat sakatlık izin vermiyor. Tabii yönetim tarafını düşündüğümüzde hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın e, kazanmak önemli, şampiyon olmak önemli ama diğer taraftan da 600 milyon TL'ye yakın bir gelir. Evet. Tüm kalemleri döktüğünüzde. Primler galibiyetler Biraz daha fazla bile olabilir. Işte 600 evet, bizim milyona yakın. yani Şampiyonlar mantıklı. Ligi'nden gelecek o hariç, sabit gelirlerle beraber diyorum ben. O hariç. Bizim ha, hariç O hariç abi, mi? O zaman 1 milyar, milyar TL'ye ee... biraz fazla oldu sanki. Ülkemizde yayın gelirleri, federasyonun vereceği para şampiyon olacak takımın alacağı rakam 600 milyon TL'ye yakın. Evet yani bir kere tabii işin e, başı başarısı para. kadar e, yani ekono, e, işin ekonomisi de çok önemli. Sonuçta bugün Fenerbahçe 20'nin üzerinde transfer yaptı. Şimdi ne yapacak yani? Fenerbahçe'de bu transferler ne olacak? Bu sözleşmeler ne olacak diye herhalde e, bir yandan da düşünmek lazım. Kongre de var. E, Galatasaray aynı şekilde e, çok maliyetli bir takım. Türkiye'nin en maliyetli kadrosuna sahip. Beşiktaş da belli bir belki çok tasarruf yaptı. Takım içindeki şeyleri çok aza indirdi ama Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılmak, oradan gelecek ciddi bir gelir, yayınıydı, formasıydı, oydu buydu i̇şte derken. Sabah gazetesinde de var o. Evet, sabah gazetecinin haberi zaten. Biz arkadaşlar dün hesapladılar. Arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Kadar? 600 milyon TL'lik tl Şampiyonlar Ligi hariç mi? Hariç o. Şampiyonlar Ligi dahil. Dahil, dahil, mi, dahil mi abi? Dahil. dahil. Ama orada yazmıyor bak. Ben şimdi okuyorum burada de, diyor ki. Yo yo Yani mantıklı olan rakam bu. Şampiyonlar Ligi dahil. Biraz daha fazla olabilir ama 700'lere bu 700'leri buluruz. Yani bulabilir. o artık grup başarısı, çıkmalar yani. gruptan ayrılan oradaki Gel, şeyler. o da dahil mi Şampiyonlar Ligi de dahil. Dahil, dahil. Tamam, tamam, Şampiyonlar doğru. Ligi de dahil. Yani çok büyük bir para, çok büyük bir final cumartesi sadece e, işin kupa tarafı değil. Para, Tabii ki kupa önemli, şampiyonluk daha. önemli. Bir tane rakam daha şampiyonluk sayısını eklemek önemli ama bir de yani şu parayı almak demek Beşiktaş'ın oh rahatlamak Her demek. Her takım abi. Galatasaray için aynı, Fenerbahçe için aynı. Yani müthiş bir rakam. He, pansuman diye. Ee, ya büyük bir pansuman yani. değil. Evet, yani bayağı bay böyle bir, bir dikiş atıp bir yaraları kapatabilecek bir pansuman en azından. İyileşme bir, olmaz. Bir süre, ama can yapar. Bir süre için. <laughs> can suyu. E... ağrı kesici. E şüphesiz yani. Bunlar bu oyunculara da artık e, ne kadar a, şeydir... A, mesela Abdurrahim Albayrak'ın maçtan sonraki açıklamalarına paraları yatırdık dedi hesaba. Bu çok önemli bir hamleydi. Ya yani son, Peki onun söylemesini doğru buluyor musun? Çünkü o şu anlama gelmiyor. <laughs> ya Onun söylemesini doğru bulmanın ötesinde kötü maçlardan sonra konuşmayıp iyi, iyi bir şey çıkınca konuşmasını doğru buluyor musun bak, demek mesela lazım. Mesela seçim konuşmasında kürsüde söyle. Evet. Seçim için adaysan o yaptın o demiyorum. propaganda da söyle ama kamuoyuna şunu söylemiş olmuyor musun? Ya biz bunlara parasını verdik de böyle oynadılar sayın seyirciler. Bu anlama gelmiyor mu biraz? <laughs> ya, yani, maç bitmiş. Nereden bakmak istersen. Galatasaray tık. 4 gollü galibiyet elde etmiş. Şampiyonluk potasında. çıkıyorsunuz ki bugün de ödemelerini yapmış. Yani Paralarını verdik oynadılar gibi bir anlamı da yok mu? Yani biraz habiriyle? tabii ki o anlamı da var ama asıl anlamlardan biri de yani biz yönetim olarak işte çalışıyoruz, paraları yatırıyoruz, kaynakları buluyoruz. Oyunculara maç oyuncusu motive ettik. Tamam de ama diyor? Onu sıcağı sıcağı yani, söyleme. Ya heyecanla söylüyor sonra olabilir yani. Genel kurul üyelerinde falan ya öyle, söyle. Ama işte düşünsene bir anda Galatasaray şu anda şampiyonluk kupasının şöyle ucundan kenarından tuttu. Yoktu böyle bir şey yani çok belki bu kadar öyle. çok. Doğru. Umudu yoktu tuttu Beşiktaş bir kulpunu Tutmuştu böyle sıkı sıkıydı ama Şimdi o da alttan çekmeye başladı Yani böyle bir durum varken Demek ki bunun heyecanı ve bunun mutluluğuyla e, Bir şeyler söylüyorlar Yani <laughs> mesaj vermek söylemek Konuşmak yani kamuoyuyla Bunu paylaşmak diyelim artık ne dersek diyelim Ama bir gerçek var Galatasaray e, Şampiyonluk Şeyinin çok ciddi içinde Bir anda İzmir bir anda İstanbul, yani ne olacak sonuç?